Kötüdür. Herifler her şeyin ağasını yapar. E peki nesi var Karagöz'ün orta oyununu meddahını tutturdun illa perdeli tiyatro diye? Perdeli tiyatro tiyatrodur. Kendisi vızırtı be. Ama halk ona gülüyor. Hadi onu bırak ya, operaymış operetmiş. Bizim kendi müziğimiz yok mu be? Evladım. Kolay gelsin. Prova yapıyorsunuz biliyorum ama birkaç dakika bize ayırır mısınız acaba? Cumartesi gecesi programı için. Kısacık bir konuşma yapalım. Tabii memnuniyetle. Buyurun. Bize 3 ay yapar mısınız? Sevgili seyircilerimiz, bu akşam televizyonda, sinemada Banker Bilo adlı filmi seyredeceğiz. Bu filmin başrollerini İlyas Salman ve Şener Şen paylaşıyorlar. Bu bizim için çok hoş bir sürpriz oldu. Evet. Gerçekten bilmiyor muydunuz bu akşam? Sizden duydum gerçekten. Yani o aralar provalar yoğun olduğu için hiç ben basını falan da takip edemiyoruz. Evet. Televizyonda seyredemiyoruz. Buyurun. Şeyi de Çiçek Abbas'ın televizyonda gösterilmesi olayını da ben çok geç öğrendim. Seyredemedim biliyor musun? Ben onu ettim. Sizin bu ikinci filminiz değil mi? Televizyonda yayınlayacağımız. Evet, değil mi? Evet. Bir Çiçek Abbas, bir de Banker Bilo. Evet. Ne kadar oldu beraber film çevirdiğiniz? Yani kaç film çevirdiniz beraber? 4-5 tane. Hayır, 8-9 tane oldu. Yok canım. Belki 10, bilemiyorum. Niçin ilk? Dur, Sefil Bilo. Olmuştur. Oldu. Evet. Peki, Banker Bilo filmini çevirirken beraber çok iyi anlaştınız belli. Birkaç film çevirdiniz, daha da çevireceksiniz. O filmde hatırladığınız bir anınız var mı? Banker Bilo'da 80'deydi galiba, değil mi? Evet, 80'deydi abi. Valla çok önemli bir şey yok. Sadece bir sıkışık zamanda oldu, onu biliyorum. Ben orada dışarıdaydım. Sanırım yaz tatiline geldiğimizde çektik. Evet. İlyas'ın da orada bir filmin başlaması gerekiyordu. Yani onun dışında bir şey yok. Onun dışında sadece işte hoşça vakit geçirdiğimiz ve filmi çok sevdiğimiz kalmış aklımda. Hı hı. Gerçekten benim beğendiğim filmlerden biri. Bilmiyorum. Evet. Biraz o konuda ne düşünüyor? Bir de şey var tabii, yani filmi beğenmemizin nedenlerinden biri. 4. mü sanıyorum ya da 5. sefer Ertem abiyle beraber çalışıyorduk onu. Evet. Yani o bayağı iyi bir anlaşmaydı. Yönetmen oyuncu işbirliğinin yani bence güzel örneklerinden biri. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Sizi seyreden seyircilerimiz çok gülüyorlar. Gerçekten bu konuda fevkalade başarılısınız. Bir merak ettiğim bir şey var. Siz birbirinize gülüyor musunuz? Bazen ben çok gülerim. Hayır, yani ağlamıyoruz. Yani birbirimizi görünce oturup sarılıp ağlamıyoruz. Ama durup dururken de devamlı gülmüyoruz işte. Vasat yani, idare ediyoruz. Özellikle anlamsız şeyler yapıyoruz biz karşılıklı olduğumuzda bazen. Ona çok gülüyorum. Fakat şey, bayağı oldu İlyas, yani 75'ten biz ilk defa. 75'ten bu yana. 75'te ilk defa tiyatroda karşılaştık. Schweig'de. Başladık. Sonra da sinemayla sürdü. Yıl kaç? 77 mi şimdi? Yok. 80. 80 kaçtı. 95 kaçtı. Olmuş. Unuttum, ben bu yaş ilerledi fazla belli olmasın diye zamanı geri alıyor. Peki ileriye dönük beraber daha film çevirmeyi düşünüyor musunuz? Bu tabii İlyas da kendi başına projeleri götürüyor. Ben de götürüyorum. O yüzden biraz yani birbirimize denk düşen bir proje son yıllarda olmadı. Ama tövbe kendiniz. Ama olursa, evet, olursa tabii. Olabilir. Tiyatro çalışmalarınız var. O sürüyor yani. Halen de yeni bir çalışmayı beraber götürüyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Yalnız biz burada çok vakit kaybetmeyelim. Ben iyi oldu, gidip seyredeceğim filmi. Ben de. Evet. Bize gel, çiğ köfte var. O film anca çiğ köfteyle seyredilir. Yalnız Ayşe Hanım siz şey yapın. İstediğiniz kadar çay kahve için biz vallahi gidiyoruz. Ah, çok teşekkür ederim. Biz müsaadesiz kalabilirsiniz. Kalın. Hadi İlyas. Ama siz ödemeye kalkın. Hesabı biz veririz. Evet, hesaplar müsait. Hesaplar bankerlerden. Bir dakika.